Evet, merhabalar. Normalde böyle video çekmiyorum çünkü yani normalde kendimi göstermiyorum. Hani gösterme konusunda da çok şey değilim, alışkın değilim ama böyle bu sefer böyle bir değişiklik yapayım dedim. Çünkü normalde kendimi göstermiyorum en nihayetinde ve bilmiyorum hani videolarda kendimi göstermek çok şey gelmiyor. Yine hani baktığınız zaman benim hani yüzümü görmüyorsunuz ama birazcık da aynı zamanda bir live böyle bedenimin böyle bir kısmını görmeniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, merhabalar, merhabalar. Tabii Spotify dinleyicileri bu şeyi anlamıyor. Hani Spotify'dan beni dinleyen sevgili canım izleyicilerim bu kısmı anlamadı. Ama hani işin YouTube boyutunda şöyle bir gerçek var. İşin YouTube boyutunda böyle ilk kez şey yapıyorum. Pardon, kötü alışkanlık. Samimi podcaster be. İşin şey boyutunda, işin ne boyutunda? İşin YouTube boyutunda bir şey var. Bir ilk yaşanıyor ve kendim yine yüzümü dediğim gibi göstermiyorum ama en azından böyle bir ellerimi falan filan insanlar görebiliyor. Böyle bir durum oldu. Sonuç olarak evet arada bir kulaklık düşebiliyor. İşte böyle bir durumlar var. Normalde ben bu kısımları kesiyorum ya da normal birisi keser ama ben kesinlikle tercih etmiyorum. Çünkü bence böyle güzel oluyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda ama genel olarak böyle bir durum oluyor. Evet beyler bayanlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün yani normalde benim aslında yaptığım podcastlerin çoğunluğunda şöyle bir muhabbet var. Ben hani birazcık daha işin muhabbet boyutunda yapıyorum. Hani podcast'i normalde işte ciddi, yani normalde böyle birazcık daha ciddi boyutta oluyor ya, yani ne bileyim insanlar böyle çok kasuala şey yapar falan. Ben normal hayatta da çok konuşma sırasında kasan bir insan değilim. Çok kasmam. Ama yani kasmam. Benim hoşuma giden şeyler değil bunlar. Ben daha rahat bir insanım. Ki kendi çektiğim podcastlerde de bunu, hani kendi kaydettiğim podcastlerde de bunu belli bir oranda hissettirebildiğim ya da hissettirebilmeyi amaçlıyorum en nihayetinde. Ve şöyle bir durum var. Şimdi bu gördüğünüz kısmı aslında dediğim gibi yapmıyordum. Çünkü ana olay ben değilim. Ana olay konuşma muhabbetleri ama ne bileyim yapasım geldi yapıyorum. Şöyle bir durum var. Normalde bildiğiniz gibi ben bir konu üzerine konuşmaktan öte birden fazla konu hakkında konuşuyorum. İşte birden fazla kitap seçiyorum ve işte onun üzerinden gidiyor falan. Ama bu sefer bundan sonra en nihayetinde benim hayatımda da böyle yavaşlı şeyler yaşandı ve benim hayatımda otomatikman şeyler yaşandığı zaman, değişimler yaşandığı zaman otomatikman benim konuşmalarım veya benimle alakalı benim yaptığım şeylere de daha doğrusu bu yansıyor. Ve bu sebepten ötürü artık böyle yeni bir era, yeni bir sayfa açılıyor ve aklımda olan şey şu, izninizle kahveden bir yudum alayım, boğazım mahvoluyor ya podcast yaparken. Yeni bir yudum alacağım. Yeni bir sayfa açılıyor ve şöyle bir durum var. Artık bir daha fazla konuşmak üzere tek bir başlık üzerine konuşacağım. Yine kitaplar üzerinden, örnek kitaplar, hani kitap alıntıları daha doğrusu tabii ki de olacak. Ancak ana olay burada. Kitap alıntılarının daha doğrusu birden fazla konu haricinde tek konuya odaklanmak ki bugünkü odaklanacağım konu aslında bir nebze okuduğum kitaptan öte burada tabii Spotify'dan dinleyenler göremiyorlar. İnsanımı yitirirken Osamu Dazai'nin insanlığını yitirirken alıntı yaptım aslında bir kitap bu. Okuduktan sonra böyle bir aslında konuşsam mı yine ya falan deyip konuşmaya karar verdiğim bir kitap. Tabi bu kitabın nasıl olduğu yani ve kitaptan öte kul kitap konuşmak yerine aslında ana konu yalnızlık ve insanların yapaylığı. Yine dediğim gibi hani aslında bu konuyla alakalı çok yaptığım iki tane podcast var en nihayetinde ama hani yalnızlık adı altında yaptığım sadece tek bir konu adı altında yaptığım tek bir podcast, tek bir konu üzerinden podcast yok.
Dolayısıyla böyle bir sadece yalnızlık üzerine yapılmış bir podcast ile birlikteyim. Yalnızlık 3 nokta. Podcast'in anlamı yalnızlık ve insanlığımı yitirirken hakkında falan gibi bir başlık olur zaten podcast'in diye düşünüyorum. Şimdi işin orijinde bunu şuraya koysam duracak mı? Durdu. Yalnızlığımı yitirirken aslında bir intihar kitabı. En nihayetinde intihar etmeden önce yazılmış bir kitap ve bu yüzden depresiflik ve yalnızlık ve insanların doğru yola gitmemesi, insanların kötü olması hakkında yazılmış bir kitap en nihayetinde. İnsanların gerçekten kötü oldukları ve artık insanların utanç duyulacak bir yaşamları olduğunu veya davranışları olduğunu artık gösteren ya da bu mantıklı bir kitap en nihayetinde. Ve dolayısıyla bilmiyorum, bu konu hakkında konuşmak lazım diye düşünüyorum. Ki yalnızlık, işte depresyon falan filan bir yalnızlık, işte yalnızlık psikolojisi, depresyon da yalnızlık psikolojisi hakkında böyle konuşmak benim az çok sevdiğim bir muhabbet. Dolayısıyla ya bu konuda bir sürü kitap okudum. Yalnızlık psikolojisi, depresyon psikolojisi falan filan diye. Yani bir sürü kitap okudum. İnsanların kafa yapısını nasıl işliyor yapısından. Ve bu anlamda podcast yapmayı da seviyorum. Çok uzattım konuyu, farkındayım. Evet, şöyle başlayalım. Kitaptan Alıntılar kitaba, bu podcast'in temelinde bu kitap var. Bunu söyledikten sonra devam edelim. Şimdi şöyle, yalnızlık en nihayetinde insanın baktığımız zaman yani yaratılışından beri gelen bir şey değil mi? İnsan dediğimiz şey aslında yalnız olarak yaratılıyor. Sonra yanına birileri ekleniyor. Bu birilerin eklenme muhabbeti de şey aslında. İşte şey muhabbeti var. Dinlere inanırsınız, inanmazsınız. İşte sadece Tanrı yalnız olabilir. Yalnızlık Tanrı'ya özgüdür falan. Ya bu aslında bir nebze doğru. Bu doğru olmasının sebebi de şu. Aslında benzeri yok, anladın mı? Hani benzeri olmayan bir şeyin yalnız olması çok normal bir şeydir. Bu anlamda insanların bu anlamda bir saniye. Bu anlamda insanların yalnız olarak aslında yaratılıp sonrasında yanlarına birilerinin eklenmesi muhabbeti aslında bu. Hani insanlarda bir yalnızlık duygusu var ama en nihayetinde şöyle bir gerçek de var. İnsanlar yalnız olmak için yaratılmış varlıklar değiller. Yani yalnızlık bize özgü bir şey olmadığı için. Çünkü bizim türümüzün benzeri var. Hani biz tek bizden birden fazla var. Yani insan dediğimiz tür sonuçta bir sürü tür var. Yani ben insanım ve sen insansın, sen insansın falan, anladın mı? Hani ben tek insan olan tek kişi ben değilim. Dolayısıyla aslında yalnızlık bana özgü bir şey olmuyor yani. Yalnız olmak için yaratılmış varlıklar değil. İnsan dediğimiz varlık yalnız olmak için yaratılmış bir varlık değil. Dolayısıyla aslında yalnızlık bizi bir nebze zehirleyen bir şey ki hani bunun üzerinde işin sağlık kısmı ile alakalı makaleler okursanız insana yalnızlığın insana çok iyi gelmediğine dair böyle bir sürü bir söylem var. İşte yalnızlık insanı yavaş yavaş öldürür falan filan muhabbet. İşte kalp problemleri, işte kanser tetikleyicisi falan filan böyle bir muhabbet var. Hani yalnızlık dediğim şey insanı yavaş yavaş böyle aşama aşama öldüren bir şey en nihayetinde. Dolayısıyla aslında yalnızlık hoş bir şey değil. Hani baktığımız zaman hoş bir şey değil yalnızlık. Çünkü yani biz yalnız olmak için dediğim gibi yaratılmış varlıklar değiliz. Ama en nihayetinde her insanın bir noktada yalnızlaştığı zamanlar olur. Ben yalnız olmayı seviyorum ama yalnızlık hissiyatı kötü bir şey. Ki bu çok, yani bu duyabileceğiniz bir şey. Ki gerçekten öyle. Yalnızlık bence okey bir şey. Yani yalnızlık güzel bir şey. Ama yalnızlığın hissiyatı, yalnız olmak güzel bir şey ama yalnızlığın hissiyatı çok kötü. Çünkü kötü hissettiriyor. Yalnız olmak, bütün sorunlarla tek başına, bütün sorunlarla tek başına mücadele etmek bir noktada insana yorucu gelmeye başlıyor ve artık bir yerden sonra yeter falan oluyorsunuz. Bu iyi bir şey değil. Şimdi insanın psikolojisini kötü etkileyen bir şey. Ama yani kötü bilmiyorum. Ya yalnızlık konusunda her insanın bence bir noktada ki bunu ben söylemiyorum hani daha benden büyük olan insanlar da söylüyor ki yani neyse ben birkaç ay sonra 24'e girecek bir insanım ve baktığımız zaman yalnızlık konusunda hani 24 yaşındayım adam hani bir şey hiçbir şey de deneyimlememiş olabilirim.
Ki baktığım zaman bilmiyorum, ben hani bana sorarsanız ben 24 yıldır kendi bir tek güvendiğim insan var, o da kendim, hani ben bilin bileli yalnızım en nihayetinde bence. Bu tabii benim fikrim ama hani dediğim gibi hiçbir şey görmemiş de olabilirim. Bu konuda hani 24 yaş, işte 23 yaş neyse şu andaki bile, 23 yaş kafasında düşünüyorum en nihayetinde. 30 yaşındaki ben çok farklı düşünebilir ki düşünecektir mutlaka. Çünkü yaşın ilerlemesiyle gelen bir olgunluk ve bir düşünce değişim muhabbeti var. Dolayısıyla mutlaka değişecektir. En azından şu andaki kafa yapımı, tabii bunu düşünüp bunu söylüyorum. Her insan, ama hani benim ve işte benden büyük insanların çoğu insanın söylediği bir muhabbet var. Her insanın yalnızlık dönemleri olur. Bir 23 yıl sonra sürmeseydi benim için belki iyi olabilirdi ama yani işte. Burada da şey vardı, yalnızlıktan kastım burada şey değil, yani fiziksel bir şey değil. Ama bir sürü arkadaşım var. Yani gerçekten can dostum dediğim insanlar da var. Üniversitede hala var. Sayıları az, ki az olması bence o doğru olan şey. Sayıları az ama üniversitede can dostum benim ve çok güveniyorum. Hani güvendiğim insanlar var. Üniversitede ama baktığımız zaman hani yalnızlık, bahsettiğim yalnızlık, yalnızlık hissiyat boyutunda aslında. Çünkü abi ben yalnız olmayı dediğim gibi seviyorum belli bir oranda. Ama yalnızlık hissiyatı işte o kötü abi ya. Çünkü yani bu bir de duyguyu belli bir süredir, bayağı bir süredir aşamadım ve bir yalnızlık duygusu böyle pat 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 devam ediyor. En nihayetinde böyle bir muhabbet var. Yalnız olmak güzel, sevdiğim şey, ama yalnızlık hissiyatı çok kötü. Her insanın yalnızlığı deneyimlediği bir dönem oluyor ki bunu en nihayetinde ben yaşıyorum şu anda. Hani belli bir oranda kendi arkadaş çevremin eridiğini görebiliyorum. İşte arkadaşım dediğim insanların ya da dostum dediğim insanların teker teker eridiğini, insanların nasıl varlıklar olduğunu böyle bildikçe artık böyle birazcık daha yalnızlaşma ve kendi kabuğuma çekilme muhabbetine evriliyorum. Kendi kabuğuma çekiliyorum ve işte yalnızlaşıyorum. Çünkü en nihayetinde ben benim, hani kendi kabuğuma çekilsem, en azından kendimin nasıl, şöyle şunu demeye çalışıyorum. Kendimin nasıl olduğumu bildiğim için kendi kabuğuma çekilmem, yani kendimle baş başa kalmam, aslında bildiğim birisiyle baş başa kalmakla eşit, dolayısıyla neyin ne olacağını biliyorum. Ama ben birisiyle birlikteyken ya da birisiyle yan yanayken, birisiyle belli bir yaşam sürüyorken o kişinin sonrasında değişip değişmeyeceğini bilemem. Nasıl bırak istedim yani. O yüzden aslında kendi kabuğuna çekilmenin genel insanlar ve benim için mantığı bu. Muhtemelen de psikolojisi bunun bu aslında. Hani kişi kendini bildiği için aslında kendi kabuğuna çekilme olayı kişinin bir nebze güvendiği kişinin yanına durması gibidir ki. Hani erkek arkadaş veya kız arkadaş muhabbetinde de aslında temel duygu bu güven. Güven duygusu olmazsa hiçbir şey olmaz. Muhabbetin temeli bu aslında. Hani güvendiğiniz için, ne yapacağını bildiğiniz için karşıdaki kişinin, bu sefer olay bambaşka bir boyuta geliyor. Yani kişiye güvendiğiniz için aslında, onun yanında güvende hissettiğiniz için aslında, onun yanındayken mutlu oluyorsunuz veya onun yanındayken yalnızlık hissiyatı minimum seviyede oluyor. Ya da yalnızlık hissiyatını yaşamak istemiyorsunuz. Minimum oluyor. Yalnızlık hissiyatını yaşama isteğiniz olmuyor. Belki de nokta bu. İnsanların genel olarak bence zenesinin ya da gittiği nokta benim çok, bana göre bir nokta değil. Hani şey var, sosyal medyada görmüşsünüzdür mutlaka. İşte ben bu neslin insanı değilim falan. Yani bu nebze benim için de doğru bir şey. Yani ben de kafa yapısı olarak ve psikoloji olarak açıkçası bu nesle uygun olduğumu düşünmüyorum. Yani en nihayetinde ya bu birazcık nesille alakalı, konuyu aşırı kaydırmamaya çalışıyorum. Yani mutlaka kayacak bu arada, hani ben genel günlük hayatımdaki konuşmalarda da çok kaydırıyorum konuyu. Çünkü oradan oraya atlıyorsun falan. Bir şey oluyor o yüzden. Şöyle bir durum var. En nihayetinde tamam, hani ben de kafa yapısı olarak farklıyım. Böyle bir, hani benim şahsi fikrimde ben farklıyım, hani bu şey değil ama ben farklıyım, ben onlar gibi değilim kafasına değil bu söylemim. Daha çok hani şey,
Bazı hareketleri, neslin bazı hareketleri ya da düşünce tarzı bana uymuyor. Hani uymadığı için de birazcık insanlar yine yalnızlık işte noktasına çekiliyor. Çünkü etrafındaki insanlar senin kafan dolmuyor. Genel nesil, hani genç olarak, tırnak içinde Türkiye'de ne kadar genç olarak sayılırsınız tartışılır, ama genç olarak tanımlanan kesimin içinde olan siz diğerleriyle aynı kafa ya da benzer kafa yapısında olmadığınız zaman, bu sefer abi diyorsun ki tamam, hani ben yalnız olmalıyım çünkü benim kafa yapımda birisi yok ve okey, ben yalnız olmam lazım benim kafasına giriyorsunuz. Bu psikolojiye girmeye başlıyorsunuz ve yalnızlaşıyorsunuz bir noktada. Dediğim gibi hani bir noktada ben de şeyim ki, Türkiye'deki insanların, bu hani benzer kafada olduğum insanların da aslında olmasının sebebi bu. Hani en nihayetinde neslin yaptığı hareketler, davranışlar, söylemler onlara göre değil, bana göre değil ve artık bir noktada herkes kendi kabuğuna çekilmeye, işte yalnız takılmaya, abi ben hayatımda kimseyi istemiyorum demeye başlıyor ki, bilmiyorum, ben bu konuda böyle birazcık git geldiğim, hani yalnızlık hissiyatını sevmememle alakalı ve çok uzun bir süre hissiyat olarak yalnızlık hissiyatında olmamdan kaynaklı olacak. Tabi bu yalnızlık hissiyatında olmak bir noktada kişiyi duygusal olarak yavaş yavaş öldürmeye başlıyor ki en nihayetinde insanların kendilerinin kendi hayatlarından son vermesi. Bazı kelimeleri kullanamıyorum YouTube'dan dolayı bu arada. Ayrıca podcast'te kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Bu tarz şeyleri insanlar dinlediği için. Bazı kelimeleri o yüzden durmamın sebebi oydu. Hani kelimeyi kullanmayayım diye durdum. Ne kullanabilirim diye. Şöyle bir durum var. İnsanların kendi hayatlarına son vermesinin aslında temelindeki olay bu. Çünkü bir noktada insanlar yalnızlık duygusunu çok uzun süre yaşıyorlar ve yalnızlık hissiyatı, yalnızlık duygusu, yalnızlık hissiyatını çok uzun süre maruz kalmak, dediğim gibi insanların yalnız kalmak için yaratılmış varlıklar değil. Dolayısıyla yaratılmış, şöyle, yaratıldığımız belli bir sınırlar var sonuç olarak ve bu sınırların dışında bir şeye uzun süre maruz kaldığımız zaman artık bu yavaş yavaş bize zarar vermeye başlıyor. Sonuç olarak hani bir makineyi bir şey için üretirsin, onun sınırları dışında bir hareket yaparsın, aslında makine zarar vermeye başlarsın. Yavaş yavaş zarar verirsin, en sonunda makine bozulur. Aynı mantık. Bir noktada bizim sınırlarımız var en nihayetinde ve dediğim gibi hani insanlar bunun için, insanlar yalnız kalmak için yaratılmış varlıklar değil. Dolayısıyla yalnızlık aslında bizim için bir kanser niteliğinde. Yavaş yavaş bu kansere maruz kalıyorsun, en sonunda kişinin ya kendi hayatını sonlandırmasına ya da hani kanserden veya işte kalp krizinden, şundan bundan ölmesine sebep oluyor. Yavaş yavaş öldürüyor aslında kişiyi. Kişinin duygularını yitirmesine sebep oluyor ilk başta. Sonrasında işsizlik, yani aslında işsizlik yaşamaya başlıyor. Ondan sonra hayatta bir amacı olmamaya başlıyor ki aslında bu kitabın temel mantığı da bu. Şeyin Osamu Dazai'nin aslında yaşadığı duygu bu. Hani bir noktada artık kaybedecek bir şey olmuyor ve artık yeterince hayattan zevk almamaya başlıyor ve hani tek hissediyor aslında, yalnızlık hissediyor. Çünkü kendisi gibi kimse yok. İnsanlar çok farklı bir noktaya gitmişler. İnsanlar iğrenç varlıklar haline gelmişler. Ben hani yalnızım, etrafımdaki insanların da durumu belli. İngilizce ben hayatımın sonlarında psikolojik olarak belli bir oranda çökmeye başlıyor ve sonunda zaten kendi hayatına son veriyor. Sonunda Zeyn'in yaşadığı durum da bu aslında. Bir noktaya kadar yani psikolojik olarak kırpalanıyor, yalnızlık yaşıyor. Bir noktaya kadar gidiyor bu olay. Ondan sonra ama iş farklı noktaya gidiyor, psikolojik olarak çöküyor. Ki dediğim gibi insanların bir sınırı var ve bu sınır dahilinde, bu sınır dışında hareket etmek insanları temel anlamda öldüren bir şey. Ve bir gerçek var. Maalesef ki. Baktığımız zaman yalnızlığı aslında tedavi olarak, bilmiyorum, tedavi olarak bir şey var mı? Hani tedavi olarak baktığımız zaman aslında antidepresan kullanabilirsin. Yani işte yalnızlık insanı depresyona sürükler.
İşte insan belki alkole, belki sigaraya yönlenir bu noktada. Ve işte bu yönelmeler depresyonu daha da tetikler. Kişi psikoloğa gider. Psikolog kişiye antidepresan verir. Veya konuşarak tedavi etmeye çalışır. Konuşarak tedavi edemezse antidepresan yönlendirir. Ki antidepresanın aslında mantığı da şey. Baktığımız zaman depresyon bir yani beynin düzgün çalışmama mantığı. Gereğinden az serotonin salgılama, duygusal olarak gereksiz yoğun yaşama gibi düşünebiliriz. Bazı duygular gereğinden fazla yoğun yaşıyorsun. Normalde yaşaman gerekenden daha fazla yaşıyorsun. Yani antidepresan aslında bunları bir nebze sönümleyen ve bir nebze bunları az yaşamanı, beyni aslında bir nebze sınırlayan bir şey. Dolayısıyla bilmiyorum, ben antidepresan olayına her zaman karşıydım. Antidepresan kullanma olayına karşıydım. Çünkü beynimi sınırlamak çok doğru gelmedi. Gelmiyor. Hala da. En nihayetinde antidepresan dediğimiz şey de aslında tam olarak çözmüyor. Bir nebze beyni belli bir harekette davranmaya itiyor ve bu hareket doğrultusunda davranmayı ittiği için aslında beyin öyle davranıyor. Aslında yalnız sorunu çözmüyoruz. Sorunu çözüyoruz ama sorunu baskılayarak çözüyoruz. Sorunu doğal bir yoldan çözmek aslında çok da mümkün mü tartışılır. Yani direkt nesli değiştirmek veya etrafındaki insanları değiştirmek. Etrafındaki insanları değiştirmek de o kadar kolay bir şey değil. Yani bu çok uzun zaman, yani bu çok aşırı uğraş gerektiren ve zaman gerektiren bir şey. En nihayetinde. Dolayısıyla insanlar bir noktada antidepresan almadıkları takdirde, kendileri çözmeye ya da çalıştıkları takdirde bu anlamda yanılabiliyorlar. Hatta da yanılmaktan öte yenilgiye uğrayabiliyorlar veya bu denemeleri boşa çıkabiliyor. Başaramayabiliyorlar totalde. Baktığımız zaman çevreyi değiştirmek bir çözüm aslında, evet, ama dediğim gibi bu çok kolay bir şey değil. Yalnızlık, ya dediğim gibi insanlığın en başından beri var ama insan bir şekilde bunun üstesinden gelmeyi en başından beri deniyor. Ki günümüzde fikirlerin, birçok fikrin olduğu, hani öncesinde internet yoktu sonuç olarak. İnternet olmadığı için insanlar fikirlerini bu kadar bariz belli edemiyorlardı. Bu kadar kolay bir şekilde paylaşamıyorlardı. İnternet, sosyal medya ve dijital devrimle birlikte insanların, herkesin fikrini çok rahat bir şekilde dile getirme imkanını yakaladığı bir devirde yaşıyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman en nihayetinde insanlar fikirlerini kolay bir şekilde dile getirebiliyorlar ve bu dile getirme den dolayı herkes fikrini kolay bir şekilde dile getirebiliyor. Ve insanlar kendileriyle ilgili olan insanlar olup olmadığını net bir şekilde görebiliyor. Tabii ki de denk gelip denk gelmeme durum var. Mesela ben işte diyorum ya, hani benim gibi ben nesle uygun değil. Neslin fikir yapısı bana uygun değil diye. En nihayetinde hani benim gibi düşünen birçok insan da var. Belki sen sevgili dinleyicim, sen de böyle bir insansındır. Ben yanındayım falan deyip böyle bir şey yapıyoruz. Politik mesaj veriyorum. Ben yanındayım, merak etme falan. Yani hani baktığımız zaman hani fiziksel olarak belki yanınızda olmayabilirim ama yani en nihayetinde sanal olarak yanınızdayım. Yani bilmiyorum. Size iyi gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelecekse sanal olarak yanınızdayım. Yani bilmiyorum nesi çok iyi, yani dünya çok iyi bir noktaya gitmiyor ki, yani bu en nihayetinde çok yeni yazılmış bir kitap değil baktığımız zaman. Yeni yazılmış bir kitap değil baktığımız zaman ve dolayısıyla birazcık şey var yani. Birazcık ne var? Birazcık şey var. Şimdi önceden de durum farklıymış. Şu anda da çok fazla farklı. Onun söylemesi hatta daha da kötüye gidiyor. Çünkü önceden en azından hani çevrende böyle insanlar yoksa şey yapabiliyordum.
Çevrende düzgün insanlar ya da daha pozitif insanlar vardır. Daha kafa yapına uyan insanlar vardır. Ve problem yaşamıyorsun ama şu an çok geniş bir çevrede bulunduğumuz için neyin ne olduğunu daha net bir şekilde dile getirebiliyoruz. Ya da en azından insanların dile getirebildiğini görüyoruz. Ve bu bizi farklı bir psikolojiye itiyor. Bu anlamda yalnızlık tedavi edilebilir ki bu anlamda bir sürü deney yapılmış zamanında. Yani işte bunu gerçekten antidepresan haricinde bir yola tedavi edebilir miyiz diye ama yani yıl 2023 ve hayır. Bunun cevabı hayır. Yani yalnızlık hissiyatını yanınızda biri olmadığı sürece tedavi etmenin bir yolu yok. Üzgünüm. Kafa yapınızı uyan birisi yoksa etrafınızda bunu tedavi edemiyorsunuz. Ama tabii ki de burada kendi hayatını sonlandırmak kesinlikle bir çözüm değil yani. Hani bilmiyorum Türkiye'de de genel olarak dünyada da koronadan sonra savaşlardan sonraki günümüzde Rusya-Ukrayna muhabbetinden sonra genel olarak ki bununla alakalı podcast yapmıştım. Depresyon çok ciddi bir seviyeye ulaştı ve hani günümüzde tekrardan hani yalnızlık ve depresyon ilaç harici, depresyon harici çözülebilir mi'nin araştırılma sebebi de bu aslında. Abi evet, depresyon, yalnızlık bunlar var. Biz bunları çözebilir miyiz ilaç haricinde ya da biz bunları tamamıyla yok edebilir miyiz? İlaç kullanacaksın ya da bir tedavi olacaksın. Tek seferlik bir şey olacak ya da kısa süreli bir şey olacak ve yok edeceksin, bir daha hiç hissetmeyeceksin tarzı şeyler araştırılıyor aslında. Ama bilmiyorum. Belki de gerçekten bir şeyler çıkacaktır. Çıkar. Ben düşünüyor muyum böyle bir şey olacağını? Hayır. Yani yalnızlık en başından beri var ve var olmaya devam edecek. Bunu tedavi etmenin bir yolu var mı? Bence yok. Ki bulabileceğini de zannetmiyorum. Hani en nihayetinde depresyon gibi bulunursa depresyon gibi uyuşturma kafasıyla yapılabilir. Diğer türlü yapılabileceğini düşünmüyorum. Baktığımız zaman bu tarz şeyler günümüzde artık sıkıntı olma noktasına geldi. Çünkü artık herkes artık çok özür dilerim. Artık herkes bu hissiyatı yaşamaya başladı. Eskiye kıyasla depresyon sosyal medyanın ve işte fiziksel takılmaların, insanların birbirleriyle olan iletişiminin çok büyük oranda artmasıyla birlikte depresyon anksiyete çok ciddi manada artmış, yalnızlık çok ciddi manada artmış durumda. Çünkü işte etkileşim olunca otomatikman etkileşimin getirdiği negatiflikler de oluyor ve bunun sonucunda böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Ama bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Yani bunlar tek yani nihayetinde bir noktada ilerlemek zorundayız. Olduğumuz yerde sayıklayamayız. Olduğumuz yerde durmamalıyız, duramayız ama maalesef ki ilerlemenin de getirdiği bazı problemler var. Ki bu problemler de aslında bu. Ya tabii ki de gidip sosyalleşmek, bir şey yapmak önemli değil. Ki burada aslında birazcık olay şeye giriyor. Sosyal anksiyeteye giriyor. Sosyal anksiyete insanın hayatını yok eden bir şey. Sosyal anksiyeteyi tetikleyen şeylerden bir tanesi aslında. İşte bu az önceki mantık yani ben sosyal anksiyete şu an yaşamıyorum büyük bir oranda. Ama yaşayan insanların temel mantığı da şeyden kaynaklanıyor. Benim kafamda bir insan yok. Baktığım zaman benim şu anda okuduğum üniversite ortamı da bana göre değil. Etrafımdaki üniversitedeki insanlar kesinlikle benim kafa yapıma uymuyor. Ve bu anlamda sosyallik seviyem çok düştü. Ki ben hani lise döneminden nefret ediyorum. Ama lise dönemini arayacak bir noktaya gelmiş durumdayım. Bunda çevremdeki insanların kafa yapısının bana uymamasının çok büyük bir önemi var. Sosyal anksiyete yine yaşamıyorum, yaşamıyorum hani. Az çok az veya hani az da olsa en azından konuşabildiğim insanlar var. Her ne kadar sonradan bunların sayısı ciddi manada az olsa da en nihayetinde vardı. Yani şu anda da var. Ama da sayısı önceye göre daha az falan filan. Baktığımız zaman bu sosyal anksiyetenin aslında
temelindeki dediğim gibi mantık bu hani. Ki yalnızlığın aslında tetikleyen şeylerden bir tanesi. İlk başta etrafındaki insanların azalmasıyla başlıyor. Kafa yapımı insanları yok. İşte kafa yapımı insanlar yok. Ben tekim. Neden böyle düşünüyorum gibi şeylerle başlıyor. Sonra sosyal anksiyeteye bölüyor. Belki evrilmeyebiliyor. Aslında şöyle yalnızlık oluşuyor. Sonra sosyal anksiyeteye evriliyor. Çünkü sonra depresyon zaten. Depresyon, anksiyete, sosyal anksiyete gibisinden devam ediyor. Baktığımız zaman bu çok aslında iyi bir şey değil. Bunu aşmak, bilmiyorum aşmak kolay mı değil mi? Denemek lazım yani. Sosyal anksiyeteyi aşmanın yolu sosyalleşmek yani. Ama bu sefer işte şöyle bir problem devreye giriyor. Abi sosyalleşebileceğin ortam yoksa o zaman sosyalleşemiyorsun. Böyle bir problem var. Sosyalleşebileceğin ya da işte gezebileceğin, etrafında takılabileceğin bir insan olmayınca sonra sorun büyümeye başlıyor. Bu sefer var olan çözümü kullan yani bir çözümü var bunun ama sen yapamıyorsun bunu. Aslında çok basit değil mi? Sosyal anksiyeteyi yenmenin yolu ne? Sosyalleşmek, etrafında sosyalleşebileceğin bir insan yoksa sıçtın. Hiçbir şey yok, hiçbir olay olmamaya başlıyor. Bilmiyorum. Yani bu anlamda yalnızlık kötü bir şey ama en nihayetinde bir noktada herkes deneyimli kısmının doğru olduğuna inanıyorum ve ben de bunu böyle düşünüyorum. Yani ben de şu an üniversite sonum. Ben 23 yaşında üniversite son bir öğrenci olarak yani ben de 23'lü yaşlarımda, 20'li yaşlarımda aslında bunu deneyimledim. Yani deneyimliyorum şu andaki süreçte. Bunu aşabilirim, aşamam konusunu bilmiyorum. Hani aşabilirim diye düşünüyorum ama bir yandan da aşamam diye düşünüyorum falan bilmiyorum. Birazcık karışık olaylar bunlar. Ya yani düşüncesel olarak bir nebze aslında dibe çekiyor insanı. Ama sanırım bunlar aşılabilir şeyler. Bilmiyorum. Bu konudaki fikriniz nedir ne değildir? Ve yalnızlık yaşayan var mıdır? İşte bakın burada olay şey. Yalnızlık. Yalnız olmak ve yalnızlık hissiyatı. Yalnız olmak kötü değil ama yalnızlık hissiyatı bir nebze ölümcül olabiliyor. Ki yani bir nebze ölümcül olabiliyor. Baktığımız zaman çok hoş noktaları çıkmayabiliyor. İnsan artık birazcık daha şeye hayal kırıklığına mahkum olmaya başlıyor. Çünkü insanların kafa yapısı, şimdi üniversiteye geldiğin zaman bir beklentin oluyor. Ya da yeni bir ortama girdiğin üniversiteyi salla. Yeni bir ortama girdiğin zaman, yeni bir hayatında nokta açıldığı zaman bir beklentin oluyor. Ve bu beklentinin sonucunda hayal kırıklığına uğrarsan eğer ki, hayal kırıklığına mahkum olursan, olay çok farklı bir noktaya geliyor. O sefer zaten belki de var olan depresyonun ya da yalnızlık hissiyatın daha da artmaya ve sosyal anksiyeten belki yoktur mu sonrasında. Gerçekten vardır ama artmaya başlıyor ve bu sefer daha da yalnız kalıyorsun. Yani bu sefer ne yapacağını bilmiyorsun. Çıkmaza giriyorsun. İşte belli bir loop içinde dönmeye başlıyorsun falan. Sonra zaten olaylar daha da kötü noktaya evriliyor. Ama mutlaka aşarız diye düşünüyorum. Yani belli bu yalnızlık hissiyatı hani uzun süreli olmadığı sürece çok da problem değil sanırım. En nihayetinde hani aşılabilir belki bir şeylerdir. Aşılabilir belki. Belki de düzgün ortama gireriz ya. Bilmiyorum. Umarım gireriz. Genel olarak bu şekilde söyleyeceklerim. Bu kitapta aslında kitaptan konuştuğum zaman da çok fazla alıntı yaptım. Ki not aldığım kısımlar vardı. Böyle aşağı bakmamın şurada notlarım var. Siz görmüyorsunuz tabii. Burada böyle notlarım var. Notlarımdan bakarak böyle bazı aldığım noktalar, kitabı okurken aldığım bazı imleçler vardı ki onlara en nihayetinde dokundum. Baktığım zaman birçok noktada aslında kitaptan alıntı yaptım. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Kitap bence güzel bir kitap. Bence güzel bir kitap ve güzel bir şey anlatıyor. Güzel bir fikir sahibi oluyorsunuz bazı şeyler hakkında. Bence güzel bir kitap. Kafa yapınızın bir nebze en azından değişmesini sağlıyor. Bakış açınızı değiştiriyor. Ve farklı bir fikir edinmiş oluyorsunuz aslında genel olarak. Dolayısıyla bence okumanızı tavsiye ederim. Ki tasarım olarak da çok tatlı bir kitap.
yapı olarak. Tasarım burada çok umursadığım bir şey. Yani aslında şöyle kitap kapakları benim için önemli şeyler. Çünkü en iyi kitap böyle durduğu zaman veya böyle durduğu zaman kitapta benim hoşuma gidiyor. Görüntü olarak. Ki bakın en başına bir şey Japon gate eklemişler. Kırmızı olanlar var. Onlardan eklemişler. Çok tatlı bir tasarım var ki yazı yapıları bakın bölüm açısından size bir şey göstermek istiyorum. Bölümler konusunda. Bakın bölümler böyle birazcık daha Japon fontu şeklinde yazılmış. Tabi bunu Spotify'dakiler görmüyor ama fontlar ikinci hatırat. Hatırat olarak geçiyor. Bakın zaten bölüm olarak geçiyor. Bunlar çünkü parça parça. O şeyin, Osamu Dazai'nin aslında bir nebze günlüklerinden yazılma. Yani günlük veya kendi hayatıyla alakalı yazılarından birleştirilme bir şey aslında bu. Baktığım zaman ve dolayısıyla böyle bir tık günlük mantığında ilerliyor. Ben kitabı sevmiştim. Sevdim. Sevmiştim. Tabii oldu. Bu kitabı okuyalı oldu. Yani bir haftaya yakın oluyor. Ancak vakit bulabiliyorum. Podcast çekmeye. Baktığım zaman güzel. Çevirisinde hani belli bir oranda sevdiğimi, çevirisinde bir hata görmedim. Bence gayet güzel bir kitap. Genel olarak yalnız konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Aklım hani tabii şu an bunlar doğaçlama şeyler. Ben belli bir metin kafasında hazırlamıyorum bunları. Ki bu konuda da şey fikrim vardı. Yani mesela ben normalde canlı yayın yapmayı tercih ederim. Çünkü canlı yayında hani insanların fikirleriyle birebir konuşmayı seviyorum. Ama hani abone sayısı olarak veya şey olarak o seviyede değilim şu an bilinirlik olarak. Dolayısıyla o seviyede bir iş şu anlık çıkarmam zor. Ama hani ilerideki planım bu aslında hani canlı bir reaksiyonla konuşmak daha güzel oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Cemre'ydi ismi. Yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Cemre abinin kafasında işler hani böyle 1,5 saat, 2 saat, 3 saat konuşacağız. Yani sadece yalnızlık konusu değil herhangi bir şey konusunda da. Fakat böyle reaksiyonlu konuşacağız ve böylelikle daha aktif konuşacağız. Hem sizin fikirleriniz gelecek işte hem ben kendi fikirlerimi, sizin fikirlerinizi yorumlayarak kendi fikirlerimi belirteceğim falan gibisinden. Çünkü bu şekilde hani ben metin bazlı konuşmayı sevmiyorum. Böyle olunca da doğaçlama şekline gidiyor ve durum bu şekilde. Benim söyleyeceklerim genel olarak bu şekilde genel olarak aklıma gelen şeyler bu şekilde. Umarım bu muhabbeti, podcast notu muhabbet kafasında geçmesini daha çok seviyorum bu tarz şeyleri. Hani muhabbet etmek insanlara hoşuma giden bir şey. Aranızda mesafe olsa bile insanlarla bu şekilde uzaktan muhabbet etmek hoşuma gidiyor. Ki en nihayetinde YouTube benim birazcık daha böyle insanlarla belki Türkiye'nin bilmem neresinde yaşayan bir insanla yani çok çok uzak bana çok çok uzak olan bir mesafedeki insanla muhabbet etmem mi sağlıyor en nihayetinde. Ben fikirlerimi paylaşıyorum. O da benim fikirlerimi dinliyor. Ya da Spotify'dan. YouTube'dan da Spotify'dan dinleyen insanlar için de öyle. Ben fikirlerimi belirtiyorum. Onlar da Spotify'dan dinliyorsanız gelip YouTube'a fikirlerinizi belirtebilirsiniz. YouTube yorumlarına. Ben hani gördüğüm zaman cevap veriyorum falan. Ya da Instagram'a ulaşabilirsiniz bana. Instagram, YouTube'un ana banner'ında giriş kısmında kayıtlı sağ üstte. Genel olarak fikirlerim bu şekilde. Bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi belirtebilmek isterseniz YouTube'da yorum olarak ekleyebilirsiniz. Yorumlara. Ben gördüğüm gibi cevap veririm. Benim söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kafanıza her şeyi takmayın. Çünkü kafanıza bir şeyleri takmaya başladığınız zaman bu yani takıntı seviyesine geldiği zaman düşünceleriniz kişiyi çok yormaya başlıyor ki benim hayattan bir nebze aldığım zevki azaltan şeylerden bir tanesi aslında buydu sanırım. Bilmiyorum. Fikirsel olarak birazcık şey oldum yani fikirsel olarak zamanla böyle birazcık daha farklı noktaya kayıyorsunuz. Genel bir şey. Kendinize iyi bakın.